Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de her zaman olduğu gibi hepimizin bambaşka dertleri, sıkıntıları var. Siz uyanı alın uymayanı evrene gönderin enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar dertlerimiz yüreğimizdeki sıkıntılar bambaşka hayat şartlarımız sınavlarımız başka yeni ayın enerjisiyle yeni bir haftanın günün enerjisiyle gördüklerimi aktaracağım güzellikler bizim olsun neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle bir yüreğimizi çeke çeke çektik bakalım güzel gözyaşlarımızın olduğunu söyler her şekilde. Evet koca bir göz bizi karşıladı. Bu da zaten diyor ki sen diyor nazarın var senin diyor. Aslında işlerin iki ileri bir geri gitme sebeplerinden bir tanesi yani kesinlikle nazarının olması. Belirsizliklerle mücadele ettiğim bir iç dünya var diyor. Bu belirsizliklerinin asıl sebepleri aslında işi resmiye de dökmen, haksızlığa uğraman, atılıp imzayı bitmesi gibi aslında. Ee, yüreğin böyle dalgalanmış bildiğin dalgalandım da duruldum hop bir haber geliyor acaba nasıl sonuçlanacak aa temiz oldu hop bir haber daha geliyor acaba nasıl sonuçlanacak aa temiz oldu dediğin bu şekilde dalgalı dalgalı dalgalanarak aslında giden bir enerjinin olduğunu söylemiş e, bildiğiniz küt burunlu bir erkek yüzü görüyorum gözlerini kapatmış bazı şeylere aslında atılacak imzayla alakalı hakkınızın yendiğini biliyormuş da sanki sesini çıkartmamış gibi aileden de aldığınız bir para ya da bir mal var var sanırım göze gelen kısmı da o zaten. Ne diyebiliriz ona? Sanki böyle miras, para, ev aldınız, hala aldınız, koltuk takımı aldınız da göze gelmiş arkadaşlar. Ötesi yok. Şimdi e, yakın bir vadede bu arada aldığınız haberler hop oturup hop kalkıyorum dediğiniz hani böyle e, Yüreğinizin sürekli aslında acaba ne olacak diye adrenalinli geçiyor oluşunu görüyorum onu söyleyebilirim. Küçük kısmetleriniz ardı ardına gelmiş güzel bir süreç. Öyle çok da ahım şahım vah aman Allah'ım hatta belki de bir ritüel yaptınız da sanki yeni ay yeni enerjiyle şöyle güzel bir enerji gelmedi değil açıkçası bana. Şimdi e, ara ara dalgalandım da duruldum tavırları ya da durumları devam etmekte o kesin. Ama şunu söylemek istiyorum. E, kesinlikle hmm. şimdi Silik bir erkek sivilesi var. E, bu da şu demek. Senin hayatında bu erkek şey yapmış asla ve asla hmm. belli etmemiş aslında niyetini silik duruyor yardım edebilirken etmemiş ee, ya zarar da verecekken vermemiş ama hani öyle bir etki şimdi hangisi olduğunu bilemiyorum çok silik birisinden ya zarar beklemişsiniz yapmamış ya da yardım beklemişsiniz yapmamış. Her ikisinde de yapmamış ama yani. Öyle bir siliklik söz konusu. Hane içerisindeki boş konuşmalar var. Çok takılmadığınızı görüyorum. Hayatınızı rutinle özellikle son zamanlardaki aldığınız o hani dalgalandığımda duruldum enerjisindeki o haberler sizin çok önemli. Yani artık bu her neyse şey gibi inişli çıkışlı böyle bugün zam geldi yarın indirim geldi eyvah vah vah dediğiniz bir şeymiş gibi arkadaşlar. O yüzden diğer geri kalanlar çok stabilmiş de size en çok orası ilgilendiriyormuş gibi çıkmış aslında. Şimdi bu önümüzdeki 10 gün kadar sürecek bir ay ne kadar güzel az önce bahsettiğim silik bir insan yüzü gördüm ya bir erkek yüzü. Şimdi de mesela yine silik ama temiz niyetlerle bir erkek yüzü daha görüyorum şimdi sizin bu son zamanlardaki işte yüreğinizin ah vah dediğiniz konu her neyse arkadaşlar bakar mısınız 10 günü kalmış tam tepede duruyor zaten bu 10 gün sonrasında sizin hayatınızda hayatınızda ee, şey var bu 10 gün sonrası da bitecek bir yüzleşme bu. Herkesin hani bu hop hop ediyordu yüreğim bir şey oluyordu böyle ah ne yapacağız vah ne diyeceğiz diye. Ama şimdi o bitmiş bir yüzleşme bir sonlanma enerjisi var artık tamamladın sen orayı. Hani bir şekilde sen orayı hallettin ve tamamladın şeklinde duruyor aslında. Dedi ee, dedikodularınızın döndüğü bir süreciniz var. Dedikodularınızın döndü. Şimdi hmm. arkadaşlar ya ben burada çok silik silik yüzler görüyorum. Sizin etrafınızda 200 insanlar mı var? Siz kimseye mi güvenmiyorsunuz? Etrafınızda yardım beklediniz gelmedi mi? Yani görüyorum böyle bir tane kadın yüzü var mesela ama çok silikte ya. Yani e, çok silikte olduğunu görüyorsunuz. Buradaki ben sadece yüzleri görüyorum. Yani şuradaki erkekten desteksizliği ya da desteğinizi sonra birisinin yardımını tamam hadi bir mesela burası Eylül'ün 15'ine kadar sürecek. En sonunda çok net yüzleşirsiniz. Alırsınız almanız gerekeni. O netleştirirsiniz. Oh be dersiniz. Şimdi burayla alakalı bir sıkıntı yok. Ekim ayı içerisinde de bakıyorum böyle F harfindeki bir kişiyle karşılıklı konuşmanız var mesela. Ama ne siz eminsiniz ne? O emin. Yani biz burayı e, ev yaptıracağız ama çok mu emin? Yani uzayıp gidiyor mu? Ayak mı sürtüyorsunuz? İnsanlar mı net değiller? Anlatabildim mi buradaki havadaki havada e, enerjisini yani havada enerjisi var burada. Öyle söyleyeyim size. O yüzden e, şöyle ki sizin hayatınızda gerçekten e, bazı net olmayan şeylerin net olmayan hallerin belki de onu sıkıntı ettiğinizle alakalıymış. Bakayım şu kadın neden öyle yanınızda? Evliliğinizle alakalı bir şeyler söylüyor. Sizin mutlu olmanızla alakalı bir şeyler söylüyor. Dert dert değil. Tamam mı? Hani bakıyorum öyle büyük bir sıkıntınız da var diyemiyorum. Ama böyle bir netlik de yok. Böyle bir iki arada bir derede bir arafta kalmışsınız gibi. Kart göreyim. Bu siliklerin anlamı nedir bu kadar? Çok enteresan. Arada kaldığınız zamanlardan bahsediyor. Evliliğinizle, evinizle, eşinizle. Yani aslında haneniz ve belki de idare etmeniz gereken bir yerlerle alakalı bazı ikilemleriniz ne olacağı Ekim ayı var. Çünkü zaten şey netleşmiş olacak ya bu yüz, yüz yüzüp kuyruğuna gelmişsiniz. Ve artık içiniz rahatlamış. Yüzünüz gülecek. Hani o eyvah eyvah ne yapacağız bakalım diyeceğiniz bir durum kalmamış. Dolayısıyla arkadaşlar hani burada şey hali var. Hani bir rahatlarsın diyebiliyorum buraya. Ancak ee, şöyle bir şey var, bak ikilem ve iki direk arasında bir çizgi. Yani siz e, günün sonunda, ikimiz sonunda, iki iş arasında kalmak, iki aile arasında sıkışıp kalmak, eviniz, eşiniz, çocuğunuz, iki çocuğunuz, aileniz, anneniz, babanız. Eşiniz anneniz gibi durumlarda kalıp arkalık ve arkası arkasıya sohbetleriniz var. Şimdi bir mal almışsınız, göze gelmiş demiştim ya. Bu malla alakalı olarak sanıyorum eşiniz ve siz bazı konularla ilgili. Tekrar bir gündem yaratılacağı için e, birilerine karşı e, baya meşale yakmış gibi görünüyorsunuz. Yani aslında kendi e, durumunu netleştirmiş olacaksın anlamında görünüyor. Yani karşı taraf sana hiçbir şey diyemez demesine ama senin hayatında çok ciddi bir şekilde e, şey hali var. Netleştirme durumu var yani. Sen burada süreci hayatını durumunu netleştirirsin diyor. Bir yüzleşme gibi bir durum var. Sonrasında üstü bu yüzleşmenin kapatılacak. Çünkü sen çok net çelikten bir kapak var. Sen karşılıklı yüz, yüz yüze geleceksin, yüzleşeceksin ve sonsuza dek bu konuyu kapatıyorum diyeceksin. Tam da şimdi buradaki malınla beraber konuşmanın orada gördüğüm için bu gözünü. Sen zaten kimin neden konuştuğunu da biliyorsun. Ama o insanlar artık işte yeter artık diye bir çelik kocaman böyle bir Logar kapağı gibi ağır bir şeyle Üstünü kapattığını görüyorum Ama böyle iki kişisin Yani artık evin mi aldığın para mı Neyse işte bir mal almışsın göze gelmişsin Dedim ya neticede bu onunla alakalı Olan bir durum olduğunu göstermiş Şimdi bakalım tabağımız neler söyleyecek Çok bir geçmişten getirdiğiniz Bir konuymuş gibi duruyor Yüreğinizin ortasındaydı baya bir Aşması, akması için söyledim ama siz arkadaşlar e, yüreğinizin ortasına oturmuşluğunu görüyorum. Yakınınızdan darbe almak sizi çok üzmüş. Özellikle mesela amca taralı ya da işte ne bileyim nasıl söyleyebiliriz onu şöyle demek isterim. E, sanki sizin hayatınızda e, bir miras durumu vardı da herkes yapabilirdi sana bu kötülüğü ama o yapamazdı. Yapmamalıydı. Hani o senin için o kadar kıymetli ve değerliydi ki aslında bunu o yapamamalıydı. Hani herkesten beklerim o darbeyi. Dediğiniz bir şeymiş gibi çıkmış arkadaşlar öyle söyleyeyim. O yüzden de e, sanıyorum ki sizin hayatınızda elbette ki herkes kadar hepimizin kadar sıkıntıları, mücadeleleri var. Sizin de burada hayatınızda şunu görüyorum. Yani hmm, keşke böyle olmasaydı var anlatabildim mi? Keşke ben bunu böyle yapmasaydım da benim bunları gözüm görmeseydi de bu bana bunu yapamasaydı da dediğiniz bir şey çok yürü, yüreğinizde yarası durmuş hala akıyor görüyor musunuz İki kişisiniz çünkü. Ee, sizin kafanız kapalı. Bakın arkadaşlar bu siz ve de bu da sizin kafanız. Karşıdaki insan sizin kadar yorgun, argın, telaşlı, üzgün, mutsuz değil. Yani her ne yapmışsa bu haksızlıkla çok da umurunda olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani o yüzden sizde yara var zaten. Sonrasında da arkanızdaki, bak ortada kalıyorsun, aklındaki yaptıkları hak ettiklerin ve burada gördüklerin. Yani sen aslında e, gönüllün Gönülden yaralı, geçmişten yaralı şeklindesin. İş yeriyle ilgili rızkının açık olduğunu söyleyebilirim. Ailen ve birlik beraberliğinin alakalı da kesinlikle e, burada çok net, temiz olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında evliliğinle ilgili, ayda doğmuş bu arada. Çileni çekmişsin de arkada bırakmışsın. Artık ne eder ki bunlar bana der gibisin. Biraz yani insanları tanımışsın maalesef. Dolayısıyla şey diyorsun burada. Tamam bu sıkıntı değil. Ben bunları geride bıraktım. Der gibisin. Ee, elinde bir uğraş var. Elekle eliyorsun iş yerinde bu arada. Şu an bu dikkatimi çekti de. Sen bir şeyleri eleyerek, sık dokuyarak belki de ya da bazı çürük çarık e, işe yaramazları mı elersin? Onu bilemiyorum ama elinde çok da güzel bir elek var. E, hane içerisinde yaşadıkların geçmişinden getirdiğini giderek rahatlayacaksın ama gönül yarası gitmeyecek kalmaya o iz yani o bir yürek yarası ve o bir iz bunu unutma. Yani aslında e, şunu söyleyebilirim. Sizin hayatınızda kesinlikle e, bu izle alakalı, kolay kolay atlatabileceğiniz yani bu sizin hayatınızın gerçeği gibi o yara sizde iz kalmış artık yıllardır hani var e, ilahi adalet işte bu sonundaki sohbetlerim var ya ilahi adalet vereceksin arkana bakacaksın arkanda bırakacaksın bu acıyı yoksa başka türlü e, kabullenemezsin yani e, iş yeriyle ilgili hanenin çoluk çocuğunun rızkının olduğu ailenin sevindiği senin adına iyi gelen bir yerde olduğunu söylemiş e, bedeller ödenecek yani sen arkana bırakacaksın onlar zaten bedelini ödeyecek acele etme bir aslında olanı kabul edeceksin acele etme şimdi ve tabi ki de DNA ası vermiş evlilikle ilgili geçmişte bırakıyorsun yeni bir sayfa açıyorsun yani aslında evlilik hayatının senin gönül ilişkilerinin geçmişte bırakıp huzursuzluğu yeni sayfa yani aslında eğer huzursa birliktelikse aşksa yeni bir sayfa açmak isteyin söz konusu burada bunu diyor burası bana ben sadece e, dilimin döndüğünce sizlere açıklamaya çalıştım dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim her şeyden önce sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim e, ve şunu söylemek istiyorum e, kesinlikle yaşadığınız nedir nerelerden dertleriniz yaralarınız vardır onu hiçbirimiz bilemeyiz kimse de kimsenin derdini bilmiyor kimse de kimsenin derdini hafife almamalı böyle bir hakkı da yok zaten ama seninki de dert mi? Yürek, yürek, kanayan yürek aynıysa seninki benimki ne faydası, ne farkı var? Şimdi o yüzden bu biraz insancıllıklarla alakalı olduğunu düşünüyorum yani özetle. Şunu söylemek isterim. Ben her zaman ilahi adaletin gerçekten te tesir ettiğini, tecil edeceğini, yapanın edenin yanına kar asla kalmayacağını düşünüyorum. O yüzden size şunu söyleyebilirim. Bir kere er geç tecelli edecekse bir ilahi adalet, size yapan kişi kimse bu kötülüğü, beddua ile kendini negatif besleme, doldurma. Çünkü her ne olacaksa o zaten yaşadığını yaşattığını yaşayacak aynı duyguyu. Ve de şunu da iletmek istiyorum. Umutsuzluğa kapılıyor insan bu kadar çok negatif düşündükçe. Bu sefer beddua yani negatiflik, umutsuzluk, hop depresyon yine sana kötülük olarak geri dönüyor. Bu çukura düşmemen için tavsiyem sadece tabii ki de dost tavsiyesi. Sağlığın yerindeyse geçmişteki nasıl açtın bunun da üstesinden geleceksin. O güç sende var biraz yoruldun belki ama şimdi ayaklanma zamanı diyorum. Her şeyin başı sağlık kalanı halloluyor arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.